Ben 25 yaşındayım, avukatım. İstifa ettim mesleğimden. Böyle bir dünya turuna çıkma planımız vardı. Ondan sonra başladık işte bir yerden. Evet, ben de 33 yaşındayım. Candaş ismim. Ben de bir özel marka, özel motosiklet markasının satış müdürüydüm. İstanbul'dan yola çıktık. İstanbul'da bir oluşum altında tanışmıştık. Birlikte tanışmıştık. Ve daha sonra ikimiz de birbirimize düşüncelerimizi paylaştık. İkimizin de dünya turu hayali vardı. Evet. Ve bunu daha sonra bisikletle gerçekleştirmeye karar verdik. Şimdi ve ilk hedef olarak Hindistan'ı seçtik. Yani evet, en başta Hindistan'a gideceğiz. Ondan sonra oradan işte buraya geri gelip ailelerimizi göreceğiz. Tekrar oradan devam edeceğiz turumuza. Küçük bir detay vermek gerekirse, Türkiye kısmından bahsedersek, İstanbul'dan Ankara'ya kadar süreceğiz. Ankara'dan Doğu Ekspres treniyle Kars'a geçeceğiz. Kars'tan daha sonra şu anlık Doğu Beyazıt kapısından direkt İran'a geçmeyi planlıyoruz. Evet. Fakat Kars'ta vereceğimiz bir kararla Gürcistan, Azerbaycan ve İran yapabiliriz. Evet. Orada iki ülke daha katabiliriz yolculuğumuza. Bu tarz sürprizleri açığız. Yolculuğumuzun en büyük olayı, ya onu söylemek istiyorum, bir yere belli bir zamanda yetişme gibi bir şey yok. Evet. Çarşıya tamam, yürüyüşe çıkma gibi. Tamamen spontane gelişiyor aslında. Aynen. Canım çarşıya duruyoruz. Kamp yürüyüşe çıkmak gibi yapıyoruz. Keyfi bir şekilde sürüyoruz. Evet. Finansmanı kendimiz sağladık, para biriktirdik bu iş için. Evet, belli marka, belli kıyafetler, belli ekipmanlar için sponsor edindik şu an. Belli sponsorlarımız da var, evet. Belli destekçilerimiz var. Aslında onlara destekçi olarak bahsetmek lazım. İsteyen herkes yapabilir, çok imkansız bir şey değil. 63 yaşında yapan insanlar tanıyoruz, biz Avustralya'dan bizim evimize gelmişlerdi. Yine çocuklu olarak yapan insanlar tanıyoruz. 4 tane çocukları var, hala 16 senedir yoldalar. Bu işin bahanesi yok. Aynen, bahanesi yok. Herkes yapabilir. Nasıl anlatayım? Zaten 1,5 sene avukatlık yaptım ben. Yani stajımı bitirdim. Bir işte 7 ay falan da çalıştım. Ama o dönem benim için çok sıkıntılıydı. Yani meslek zaten çok severek başladığım bir meslek değildi. Zamanla da severek yaptığım bir meslek olmadı ne yazık ki. Çok sıkınca da bir yerden sonra ne yapıyorum, neden yapıyorum diye sorgulamaya başladım. Ve gerçekten istediğim şeye yöneleyim bari, yaşım da genç, hani hiçbir şey de kaybetmiyorum dedim. Böyle birkaç tane şehir gezme fırsatımız oldu sadece. İlk defa Bilecik'te böyle bir karşılamayla karşılaştık. İlk defa bu kadar güzel karşılanıyoruz, bu kadar yaptığımız şeyin desteklendiğini hissediyoruz. Bilecik zaten, ben Sakaryalıyım aslında. Bilecik bize yakın bir yer. Çocukluğumdan beri ben Bilecik'e kaç kere geldim gittim. Osmanlı'nın başkentlerinden bir tanesi zaten.